Selamlar millet. Kaldığımız yerden sığındaysa devam ediyoruz. En son ben bir gece loot'una çıktım. Pek de gece loot'u denmez ama. Nasıl diyelim? Etraftaki arabaları parçaladım. Bir iki de taş vardı, onları kırdım. Şimdi bugünün özelliği nerede lan o? Haritalar. Yani en çevresinde okuyalım. Görevlere mi eklendi acaba? Aynen. Haritalar açtıktan sonra trader'a geliriz. Görevimizi alırız. O zamana kadar geç günün yarısı geçmiş olur. Bir tane görev de alırız trader'dan. Onu da o şekilde geçiririz. Bir level atladım. Neye vereceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Onu da belki hazine bulduktan sonra bakarız. Hatta şimdi bakalım. Ateklikmiş. Bisiklet geri gidince W'ya bastım. O da otomatik yükseltti. Peki ateklik bana ne sağlıyor? Yay, tabanca ve bıçakların kafada vuruş hasarı ve patlamasını arttırıyor. Boşa gitti ama o kadar da boşa gitmedi. İdare eder. Gençler 2 kilometre ile 500 metre arasında veriyor genelde. Daha doğrusu limiti bu benim bildiğim kadarıyla. Fakat bize 1,1 kilometre attı ve base'in çevresinde açmazsak aynı yönde 1 kilometre daha götürebilir. Yani bayağı uzaklaşabiliriz çevreden. Öyle bir sıkıntısı var. Bir arada trader turu yapmamız lazım aslında. Burada bir trader var mıydı? Varsa da işaretlememişim. Süper zeka biri olduğum için. Bakarız. Ben kademe 3 görevleri alıyorduk galiba. Bir trader daha bulmuş olabiliriz. Ben önceki videolara bir bakarım. Hızlı hızlı trader görevi yapmış mıyım diye. Mekanını az çok işaretledim. Bisikletin kötü yanı da çok yavaş ya. Neyse gençler, hazinede görüşürüz diyecektim. 300 metre kalmış. Artık yapacak bir şey yok. Yok. Unutlamayacağım. Aklımı çelmeyi deniyor. Gençler eskiden bisiklette bir yöntem vardı. W bas çek yapıyordunuz. Shift mi? Yok, W bas çek yapıyordunuz. Staminanız azalmıyordu. Hızlı bir şekilde gitmeye devam edebiliyordunuz. Onu nasıl olduysa fixlemişler. Bundan sonra deme ya. Dedi bile. Neyse, zaten para çıkacak. Belki mermi çıkacak. O yüzden çok da sıkıntı değil. Su falan yok. Suyumuz olsaydı stamina daha hızlı dolardı. Belki Euro'ydu. Bilemiyorum. İşte son iki videodur da oyunun sesini farklı bir şekilde kaydediyorum. Daha büyük testlere başlamadım ama şu an umarım daha sağlıklı geliyordur oyunun sesi. Seviyeden devam edebiliriz. Hiç bu hazine yazdı, onu spawn etmiyor. Yapıştır. Oklara tek atmak da çok güzel. Aslında ne taraftan daraldığını alsa çok bir çözseydim daha hızlı bulabilirdik. Mesela burada.
Bip bap bup bam. Hala kilit. Tamam, canı azalmıştır umarım. Tam bloğun üstüne koymak da istemedim. Yok edebilir diye. Bayağı bir mühimmat verdi. Yani çok iyi bir para değil ama sağlam mühimmat verdi. Bu çevreler gene bize yakın. İkinci harita yok da okuyacağım. Aa. Tamam. Gençler, ben oraya gideyim. Görüşürüz. Gençler, intihal zuhur etmeden önce şuraya düştüğümü söylemek istedim. Yarım saattir çıkmaya uğraşıyorum. Kaç dakika geçti hiçbir fikrim yok. Neyse, intihal zuhurda görüşürüz. Evet gençler, intihal zuhurdan bir tık fazlasını yapıp şeyi buldum. İşte ya, para. Küreğim kırıldı, yeni kürek yapmak zorunda kaldım. Onun dışında şuradan bayağı bir kazdım. En son yukarı çıktım, yukarıdan buldum. Gelmişken bir Trader 2'ye uğrayalım, sonra Base'e dönelim gençler. O zaman önce Trader, sonra Base'de görüşelim. Evet gençler, sonunda Trader'ımıza varabildik. Uçurumları açtık, yerin dibine girdik falan filan. Ama sonunda vardık. Tabii ben bunu unutmuşum. Palayı alacağım. Hayır, özel işini bir sonraki bölüme bırakalım, biliyor musun? Sen bana şöyle güzelinden bir zombi temizleme ver. Hemen base'in düzenine bir tane düzenine değil ya. Base'e bir tane ekleme yapalım. Bu kadar düzenlemesini yaptığımız şeyi. Envanteri de hızlıca boşaltalım. Yanıma az buçuk 7.62 alsam kafi. O kitabı da şeyden bulmuştum gençler. Yol üstünde zombi hakladım bir tane. Ondan düştü. Şunu tamir etsek. Gerçi bu da tek diyor. Şimdilik bu da burada kalsın. Demir donu da yollayabiliriz. Kimya istasyonunda ilk istasyonumuz olarak buraya çaktım. İleride yapıştırıcı üretebilmek vesaire için onu bolca kullanacağız. Su olarak da en verimlisi maden suyuydu. Ekstrem mide için kırmızı çay da gömeceğim. Bir süre bizi tok tutar. Yol üstünde de acıkmayalım. İki pastırmalı yumurta gömüp yola çıkalım. Yola çıkalım. Evet. Otlar yüzünden bisiklete binemiyoruz. Çok güzel. Bunu aslında bir çözüm bulabilirler ya. Yani tam nasıl olur emin değilim ama. Yani vurmak istesem büyük ihtimalle vurabilirdim ama bilemiyorum. Öyle bir sıkıntısı var. Belki binmek için ayrı bir hitbox ekleyebilirler. Bu mekanın loot'u çok sağlam diye hatırlıyorum. O yüzden double loot yapacağım. Ben alışkanlığı yanlışlıkla başlatıyordum. Buranın bir de alt katı var. Yani evi ayrı lootlayacağız, alt katını ayrı lootlayacağız. Business man. Business boy diyecektim, man diyecektim. Ben çıktı ortaya. Bence yenir yani Omega 5.
Başka da bir şey yok gibi. Yardıralım. Sadece elzem lootları alacağım. Lootumuz gereksiz yere uzamasın diye. Çoğu çöpe bakmayacağım. Burada bir yerde bir şey olacak. Tamam. Evet, kask işi modunu bulduktan sonra. Nereye çöktü lan? Buraya çöktü galiba. Çok saçma yerler çökebiliyor. Oyunun fiziğinden ötürü. Ben de Speedy Gonzales gibi direkt daldım ama biraz daha sakin gidebilirim aslında. Yani çoğu şey, ne diyeyim, gereksiz şu anda. Önemli lootlar almamız yeterli şimdilik. Oyunun başında her şey önemli ama yani şu an mesela kum o kadar da önemli değil. Ya kumu istersen bulabilirim. Hatta taşı kuma çevirebilirim. Orada eskiden backpack duruyordu. Çöp yapmışlar. Bazen yapımcılar üzüyor ya. Ha, Spidey. Toby'den sonra bozdun lan. Gençler, iddia ediyorum. Toby'den sonra bozdun dediğiniz an tek yiyor. Ya, o şekilde kodlanmış. Mikrofonumuzdan algılıyor ses, tanımlıyor. Bir mevzusu olabilir. Hadi bakalım. Orası devamı gibi mekanı ya. Tam hatırlamıyorum mekanı. Ama böyle birkaç böyle mülteci kampı gibi mekanlar vardı. Sonuncusu o zaman. Sarılık var gibi geldi de. Dedim biraz falan artık madem mi? Burada çok kişi olmuyor. Ama Feral var. Oy, bir saniye izninle. Geçen gün de gençler yayın yaptık. Yayında ben biraz şey oldum da, gaza geldim de. Mermisiz geziyordum gene. Oradan üstüme birazdan bayağı bir fazla sakinlik, ne denir? Üstümde sakinlik kalmış. Okey. Yukarısı bir tık sıkıntılı. Mekan ufaktan ufaktan aklımda canlanıyor. Burada bir yerde mininden parkurumsu bir şey vardı. Şurası. Burası son mutfak. Karşısı zombi kıyamet. O ne lan? Dayı, senin yaptığın ayıptır ama. Hacım, sakin. Brom, sakin. Dayı, senlikte bir mevzumuz yok. Beklediğimden az zombi çıktı ya. Ama gelmişken şunları alırım. Çok easy taş. Easy taş. O kadar şeyim ki yani. Yarı İngilizce, yarı Türkçe. Yakında intihal zuhuru da şey yaparım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe. Hatta araya Fransızca, Arapça, başka dil aklıma gelmedi. Hintçe falan da ekleyebilirim. Hadi be, kurum. Bir kitap vardı, onu okumadık galiba.
Tutsak patır kütür burayı indirebilirdik. Tam otomatik sayesinde artık daha da hızlı mermi harcayabileceğiz. Ben eskiden burayı tersten lootlardım. Yani şuradan kırardım mekanı. Oradan girerdim. Böyle daha kolay oluyordu. Dayı, o kadar gürültüyü sen mi çıkarıyordun? Bir de Kenny'ymiş. Buglanır falan girebilirdik belki. Denemek lazım. Yine aynı şekilde hızlı bir şekilde lootlayacağım. Hadi bu sefer speedrun yapalım. Bakalım ne kadar hızlı lootlayabileceğim. Zombiler daha güçlü. Bunlardan bir şey çıkmadı. Burada çöp var. Zombilerin yeri de değişti. Zombinin çıkmadığı yerden zombi çıktı. Çıkan yerden çıkmadı. Steroid çıktı. Basarız. Yani kesinlikle naturaliz. Sonuna kadar. Arkadaşlar bu arada eskisi kadar şeylerde bilgi veremiyorum. Videolarda. Sebebi biraz şey. Bilgi videoları için araştırma yaparken aslında çoğu şeyin önemli olmadığını fark ettim. O yüzden aklımdaki seri fikri şu şekilde. Bir oynamayı bilmeyen ama Seven Days'i olan bir arkadaşım var. Ya madem oyun sende var, bir ara oynayalım dedik. Oynanamadık. Ama seride ona oyunu öğreteceğim. Öyle bir serimiz olacak. Yani oyunu hiç bilmiyorsanız, arkadaşım öğretirken siz de öğreneceksiniz. Ya benim burada, ya bunu zaten insanlar biliyordur deyip geçtiğim şeyler vardır belki. Ama hiç bilmeyen birisi onları şey yapamaz. Onlar olmadan belki de oynayamaz vesaire. Ya da sürekli sorup durur. O şekilde o seride de herkes Seven Days'i öğrenmiş olur. Bunun dışında da arada böyle bir konu bulayım, sohbet edeyim diyorum da gençler. Çok sıkıcı konularla şu an uğraşıyorum. Bir yandan bir framework yazıyorum bir site için. Kafam ya arada duruyor. Yandan da zombilerle savaşmak sıkıntı. En azından ben yapamıyorum. Şimdi de kodlarıma ChatGPT'yi dahil ettim biraz daha hızlandırır diye. Ben kodun temellerini ya ChatGPT'ye yazdırıyorum ya da belki ya da kodu yazıyorum ufaktan. Kalanını ChatGPT'ye bırakıyorum. Buglarını fixlesin diye. İşte şurada bir hata var. Burayı daha güvenli nasıl yapabilirim vesaire diye. GPT'ye soruyorum. O da benim için hallediyor. Bir de büyük yazılımcılar gibi ChatGPT'yi doğruda da kullanamıyorum. 3.5'a hallettiriyorum. Ya bence 3.5 da yeterli. Hem hızlı cevap veriyor. Ve yapay zekaya da şeyi entegre etmek önemli şu an. İşleri. Ya benim işim bayağı bir hızlandırdı. Belki de bir haftalık işi
ChatGPT sayesinde bir günde bitirdim. Şu anda tema kısmı kaldı. Hem tema engine'i yazacağım. Hem de bir iki entegrasyon var, onları yapacağım. O yüzden gençler çok konuşamıyorum. Bir yandan aklım orada, bir yandan oyun oynamak zormuş. Bir de sıkıcı diye size de çok fazla anlatmak istemiyorum. En azından benim için eğlenceli ama ya bu tarz kodlama şeyleri falan dinlemek herkese gitmeyebilir. Herkesin evine ilgisini çekmeyebilir. O yüzden genelde bu konulara girmek de istemiyorum. En fazla işte dizilerden, filmlerden bahsederim diyordum. Yandan da sohbet muhabbet olsun. Takip ettiğim bir iki insan var. Sadece sohbeti muhabbeti için izliyorum. Ya kırmak istemediğim bir ton şeyi de kırdım. Hadi bakalım. Aslında şunu kırmayalım. 10 tanesi yanlış hatırlamıyorsam bir demirden üretiliyordu. Hadi kaldırım taşlarını taşa çevirelim. O kadar da elzem değil o. Bunu atalım, bunu alabiliriz. Tahta yatabilirim. İçecekleri içebilirim. Evet, tahtayı geri alabilirim. Sıkıntı yok. Bundan atacak çok az şey kaldı ya. Artık kıracağız, yapacak bir şey yok. Zombi düşüp mü öldü? Zombilerin IQ'sundan zaten şüpheliydim. Öyle bir şey var mı yok mu tartışmasına girebilirdim de şu an inandım yok ya. Yani çürümüş de olsa bir beyinleri yok. Hadi gidelim. Neydi, bölümün başı çok sıkıntılıydı ya. Direkt şeye düştüm böyle. Kocaman bir yara. Çıkması uzun sürdü. Bisikletle deniyorum, çıkamıyorum. Yürüyerek çıkamıyorum. Zıplayarak çıkılmıyor. En son dedim ki ya bu oyun arada Minecraft'a dönebiliyor. İyi ki aklıma gelmiş. Yoksa orada uzun bir zaman kalacaktım. Kadar. Şimdi görev vereceğiz. Bir saniye dayı. Ben şimdi zekaya vermişim, anlaşılan. Peki zeka için aslında 8 zeka yapabiliyormuşum. Lanet olsun dostum. Lanet olsun. Şunun bende ikisi vardı. Aslında satacak bir şey alabiliriz. En pahalısı çekiç. Dayı bak, bu kazma da, çekiç dediğim kazma da giderse överim sana. Geçen yayıma el koydun. Sen bana özel işini ver. Tüccara da bir sonraki bölümde gideriz. O zamana kadar geceleyin biraz kendimiz loot yapalım, hep görev görev.
Nereye kadar? Görev ödül veriyor, güzel oluyor. Ama yani double loot yapıyoruz vesaire. Çok OP. Bir de bütün evleri lootlamıyoruz bu şeyden. Bu sebepten ötürü. O robot aletler neredeydi? Mermideydi galiba. Aynen. Silahlar buraya, modlar buraya. Bunu da satacağız. Yemekler burada. Otlar da yemekten sayılır. Build malzemeleri şuradaydı. Gençler şu iki map'i de yapalım. Bölüm olabildiğince hazineye gitmiş olsun. Yani genelde biriktirmemin sebebi stacklemekti. Daha doğrusu tık tık yapınca direkt karşıya gönderiyor ya, onun içinde. 5 kilometre. Gençler intihali zuhurda görüşelim. Gençler tam intihali zuhurumuz gerçekleşmedi ama sıkıntılı bir biyoma girdiğimiz için ve gece yaklaştığı için videoya girmek istedim. Burada gençler hiç hoş olmayan şeyler oluyor. Mesela selamun aleyküm yılan. Ama buranın game stage'i, daha doğrusu loot stage'i baya yüksek. Hazineden çok güzel şeyler bulma şansımız var. En iyi kalite malzeme çıkma şansı var ve trader bulduk galiba. Evet, trader bulduk. Çünkü ben hazine haritası diye trader'a gidiyormuşum. Çok güzel değil mi? Neyse, trader'a selam verip hemen kaçalım. Sözde bir sonraki bölümün işiydi. Direkt polis de karşıladı bizi. İşler burayı lootlamayacağım bile adam akıllı. Dayı merhaba. Seni tanımak hiç güzel değildi. Buraları adam akıllı lootlamayacağım bile. Bir tane büyük loot vardı burada. Neyse göremedim. Fazla zorlamayacağım. Harbiden fazla zorlamaya değmez. Şuradan forcu lootlayalım. Kaçalım. Mermim de yok. Tamam, silah sesine de bunlar toplanmaya başlar, kaç. Gençler base'de görüşürüz. Hatta videoyu burada bitirelim gençler, ben base'e kaçayım. İşler bayağı uzun sürecek. Bir sonraki bölümde de artık yapabilirsem hazinenin orada başlarız. O zaman bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.